Evet sevgili arkadaşlar, yeni bir World of Tanks videosuyla karşınızdayım. Çok güzel 3 tane maç hazırladım sizler için. Hem kısa sürüyor hem de yüksek damage'li, hatta rekorlarımı alt üst ettiğim çok güzel 3 tane maçla birlikte sizlerle olacağım. T110 E5'i bugün inceleyeceğiz arkadaşlar. Ağaçta şurada 10 seviyede bulunuyor kendileri. Şimdi arkadaşlar, buradaki özelliklere bakıp yanılmayın. Buradaki özellikler sadece kağıt üzerindeki özellikler. Bu özellikler komutan becerileri ve taktığınız donanımlarla birlikte değişiyor. Dolayısıyla ben şimdi size güncel özellikleri göstereceğim. Hatta şunu da şöyle takalım. Kutu kolaya da zam geliyormuş Mayıs ayında, neyse. Kolayı da taktık mı arkadaşlar, 20.000 kredi verdiğimizde iyileştirme özelliğiyle beraber mürettebat yeteneklerine %10 katkı sağlıyor bu özellik. Onunla birlikte tankın size neler yapabileceğini zaten biraz sonra maçlarda göreceksiniz ama teknik olarak 2 dakika göstereyim şurada. Bakın, görüş mesafesi oldukça yüksek, 461 metre. Sinyal mesafesi 1000 metrenin üzerinde. Yani 1 kilometre üzerinde. Gizlilik diye bir şey zaten yok bu tankta. Hareket kabiliyeti 37 kilometre hıza kadar çıkıyor. Fena değil, yavaş değil, hantal değil ama çok hızlı da bir tank değil. Ama çok iyi, yani fiyat performans olarak çok iyi bir tank. Ve bu tankla arkadaşlar, düşmana doğru açıyı verdiğiniz takdirde gelen mermileri inanılmaz sektirme özelliği var. Ha, önden ve yandan yakalandınız mı zaten kesinlikle sizi delmeme gibi şansları yok. Dayanıklı burada 203 milim, yani kule zırhını kesinlikle adamlar deliyor. 203 milim çok iyi bir zırh değil. Eğer bu 240'larda falan olsaydı tamam diyecektim, kule zırhı çok dayanıklı, efsane tank diyecektim ama 203 milimlik kule zırhı delinebiliyor arkadaşlar. Gövde zırhı ön taraftan 254 milim. İşte bunun faydasını biraz sonra izleyeceğiniz maçta göreceksiniz. Tam bir sektirme rekoru kırdım neredeyse. Tankın can puanı 2420, standart can puanı. Fakat maçlarda tabi burada taktığımız donanım iyileştirmesiyle birlikte bu 2420'ye ulaşıyor. Biraz sonra izleyeceğimiz hücum modu maçlarında bu can puanları daha da yüksek arkadaşlar. 3K'nın üzerinde. Ortalama hasar 400 arkadaşlar. Ortalama delme de 258 milim. Bu gayet iyi bir rakam. Top yükleme süresi gördüğünüz gibi 6.9. 6.9'da yüklüyor bir ağır tank ve 400 ortalama vuran bir ağır tank 6.9 saniyede yüklüyor ve bunu daha da iyileştirebiliyorsunuz arkadaşlar. 6.5 saniyelere kadar düşüyor. Nasıl düşüyor? Şu donanımı Kayre sürgüyü daha üst seviyeye çıkarttığınızda, buradan tahville falan aldığınızda yenilikçi yükleme sistemini, tabi bu çok pahalı bir özellik, 5000 tahvil çok önemli bir rakam yani. 6.5 saniyelere kadar düşüyor. Tabii ki burada bunları da taktığınızın bu özellikler %3, %2.5, %3 daha iyileşiyor. Bunlar da size maçta fark sağlıyor özellikle. Dakika başına ortalama demiş 3447, çünkü çok seri sıkan bir tank. Zaten bunu biraz sonra yine izleyeceğiniz maçta göreceksiniz. Nişan alma süresi 1.76 arkadaşlar. Tam bir neredeyse sniper tanka dönüştü bu. 1.76 nişan alma süresi çok iyi. Mermi dağılımı da 0.31'e düştü şu an, ki buradaki özellikler yükseldikçe bunlar daha da olumlu yönde güzelleşecek arkadaşlar. Şimdi size mürettebat eğitimini göstereceğim. Tankımızın komutanı bu arkadaşlar. İlk başta ben burada tabii oyunu bilmiyordum o zamanlar. Hepsine şöyle bir öncelikle silah arkadaşlığı verdim. Silah arkadaşlığı verdikten sonra durumsal farkındalık, sinyal güçlendirme, görüş mesafesini arttırma ve burada en son tamir verdim. Millet normalde en başta tamir veriyor ama tamir kullanma özelliğimiz zaten burada olduğu için savaş içerisinde. Ben bunu en son verdim. Önce düşmanı göreyim, önümü göreyim kafasında şey yaptım. Becerileri komutana bu şekilde verdim. Nişancıya verdiğim beceriler de arkadaşlar yine silah arkadaşlığına en başta vermek zorundayız. Hepsini aynı anda vermek zorundayız. Tam isabet, düşmandaki kritik hasarları ve damage vurmayı daha şansını arttırabilmesi için. Bu kule dönüşü sırasındaki dağılımı %10 daha düşürüyor hareketli bir şekilde ateş ederken. Bu da belirlenmiş hedef düşmanın 2 saniye daha spottan çıkmasını engelliyor. Bunu da bu şekilde verdim nişancıya. Onlar şu an kasılıyor zaten.
Daha %100 olmadı. Son yetenekler %60 dediler de. Sürücüye yine silah arkadaşlığı, tamir, arazi sürüşü ve gizlenme vermişim. Niye gizlenme verdim onu da bilmiyorum. Çünkü verecek başka bir şey bulamadım herhalde. Silah arkadaşlığı, tamir, güvenli depolama ve adrenalin hücumu verdim. Şu adrenalin hücumu tamamlandıktan sonra arkadaşlar tankın can puanı %10'un altına düşerse, yani maçın sonlarında falan can puanımız arkadaşlar 240'ın altına düşerse, yani 230 olur, 220 olur, 200 olur, 100 olur, her neyse, can puanımız o rakamlara düştüğünde yükleme süresini çok daha arttırıyor arkadaşlar. Yani yaklaşık 6 saniyelere falan düşürüyor yükleme süresini. 5,8-6 saniye o civarlara tahmin ediyorum düşürüyor. Öyle bir özelliğe sahip oluyor tankımız. Gerçekten çok yakışıklı da bir tank ama düşmana yandan ve arkadan yakalanmamaya özen gösterin. Şimdi tankımızın teknik özellikleri ve komutan becerileri bu şekildeydi. Oyuna başlarkenki İlk kastığım ağır tanktı bu benim 10 levelde. Komutan yeteneklerimdeki donanımlar da bu şekilde. Sarf malzemelerini de bu şekilde taktık. Şimdi dilerseniz çok daha fazla sizi oyalamadan 3 tane arka arkaya enfes maç koydum. Artık keyifli seyirler. Videoya like atmayı unutmayın. Kanala destek olmak için çok teşekkür ediyorum. Öpüldünüz. Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar, T110 E5 ile hücum modunda nasıl defans yapılabildiğini size göstermeye çalıştım bu maçta. Çok yüksek bir damage vuramadım. Tabii yine 2K'nın üzerinde bir damage vurdum ama bu maçta size esas bu tankın dayanıklılığını ve düşman mermilerini nasıl sektirebileceğini ben göstermeye çalıştım. Evet, şimdi hep beraber T110 E5'in neler yapabileceğini, nasıl defans yapabileceğini izleyelim bakalım. Burada bir STR'yi önce yandan yakaladık. Yine her zamanki noktamıza geldik. Orada 210 da spot damage'i verdirdik ha. Onu da unutmayın. Burada tekrar bakıyorum STR'ye çıkacak mı diye. Çıkmadı. Burada E50M'i yandan güzel yakaladık. Oyunun verdiği tanklardan biri şu an. Burada tekrar gördük. Tekrar bir şansımız. Gördünüz mü? Sniper gibi ateş ediyor. Mermi dağılımı gerçekten çok düşük E5'in. Burada STR'nin mermisini sektirdik. Burada STR'den bir tane daha sektirdik arkadaşlar. Kendimizi bir unutturalım dedik. Şöyle geri çekildik. 390-390 sektiriyoruz. Burada düşmanın 60 TP ile yandan bastırdığını bir gördüm ufaktan. O tarafa da bir bakayım dedim. Henüz gelen giden yok. Bizim VZ orayı güzel savunuyor şu anda. Bakın burada Centurion AX beni tabi görmedi, geç fark etti. Ben de sıkmadım ona. Şuradan AX'i gördük. Centurion AX de 390-390 AMX M4 54'ün 560 damage'ini sektirdik burada. Bakın tekrar 560 AMX M4'ü sektirdik burada. Burada obüsçü bize bir tane uzaktan topçu ateşi yolladılar. Burada AMX M4'ü güzel bir şekilde tekrar deldik. Ve o tekrar sektirdik. 60 TP'nin 750'sini sektirdik. Centurion bu sefer deldi bizi. Ona da bir yapıştırdık. Yani 60 TP'nin atışını sektirmek gerçekten büyük şanstı. Bakın AMX tekrar çıkıyor. Bu sefer ben yanlış eğim verdim. Hızlı dolumun bir avantajı var burada ama yanlış eğim verdiğim için delemedik bu sefer onu demin. Bakın bu sefer de acele ettim. Kapanmadan sıktım. Bakın çok düşük hasarlar veriyorlar şu anda bana. Hatta hasar veremiyorlar şu anda. Sadece kritik hasar verdiler. Bakın 433 tekrar vurdum. 858 spot damage'i vurdurduk. Centurion yine delemedi bizi arkasından. Bu da 7'ye 7 yine hücum modunda arkadaşlar oynadığımız bir diğer maç. 2420 şu anda verdiğimiz damage. 2650 de şu an spot damage'ine ulaştık arkadaşlar. Ben burada Sentry'nü arkalamaya çalışacağım. O bayağı bir kaçtı burada. Artık galibiyet zamanı.
Maç sonunu arkadaşlar istatistiklerde sektirdiğim mermi rakamını görünce gerçekten bayağı keyifleneceğinize eminim. Bakın burada topçu ateşini almaya çalışıyorum. Bir 15 saniye kadar burada bekledim. Kanal destek olmak için arkadaşlar videolara like atarsanız çok sevinirim. Like'lar benim için gerçekten kanalımızın gelişmesi için çok önemli. Bakın topçu ateşi şu an göndereceğim burada. Burada STRV'ye göndereceğim topçu ateşini ama topçuyu aldığımız için oyun modunda aktif olarak. Topçuyu aldığımız kullanmadım ama baktım orada kör atış yapmayayım dedim. Spotlanınca gönderirim dedim. Burada Sentry'ni arkadan yakaladık arkadaşlar. Hem kilimizi aldık hem bir 50 daha damage'imizi vurduk. Bakın burada STRV'yi gördüm. STRV'ye topçu ateşi yolladım burada arkadaşlar. Hemen hop tam isabet. Tam isabet STRV'ye. Çat 360 topçu damage'inden adama burada çok güzel bir damage vurduk ve bizimkiler de geri kalanı halletti. 3200 spot damage'imiz var. 2830 da normal damage'imiz var. Dayanıklılık gücünü de hep beraber burada görmüş olduk. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Evet sevgili arkadaşlar, yeni bir World of Tanks videosuyla karşınızdayım. Bu sefer klanımızla birlikte oyuna yeni gelmiş olan hücum modunu size göstereceğim. Buraya bu hücum moduna tek başınıza da girebiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat klandan bir kişiyle girdiğiniz takdirde 7 kişiye bunu tamamlamanız gerekiyor. Çünkü savaşlar 7'ye 7 başlıyor. Yani klan olarak girecekseniz, takım olarak girecekseniz 7 kişiyi tamamlamanız gerekiyor. Onun dışında siz kendiniz girecekseniz tek olarak da girebiliyorsunuz. Başka insanlarla oyun size eşleştiriyor. Şimdi Sweden haritasındayız. Amerikan ağır tank ağacının en iyilerinden biri olan T110 E5 ile birlikteyiz. Bunun komutan yeteneklerini falan zaten biraz önce gösterdim size. Şimdi bu haritada bu tankla burada konumlandığınızda T110 E5'in neler yaptığını, neler yapabileceğini size göstereceğim. Mermileri nasıl sektirebileceğini size göstereceğim. Daha sonra bakın burada gelen mid'deki bizim kanadı kırmaya çalışan tankları gördüm. Buradan iyi konum aldığımız için onları da görebildik. Bir ufaktan yapıştırdık. Bakın görüyor musunuz? İki tane süper konkürün arka arkaya 400-400 damage'ini sektirdik. Doğru açıyı verdiğimizde burada T110 E5 gerçekten güzel işler başarıyor. Kendi rekorumu kırdığım maçlardan biriydi arkadaşlar. Hatta bir tane daha maç gelecek T110 E5 ile ilgili. Onda da damage rekorumu kırmıştım. İnanılmaz keyifli maçlar arka arkaya gelecek sizlerle. Lütfen kanalı destek olmak için videoya like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hani illa kanala abone olmanıza gerek yok. Ama like'lar önemli. Videolara like atarsanız çok sevinirim. Şimdi burada süper konkürler karşı rakip takım, karşı klan atağa geçti. Bunlar atağa geçtikten sonra ben de buradan çok fazla beni iplemedikleri için meydanı boş buldum. Sıktım da sıktım adamlara. Çünkü burada beni hiç fark etmediler. Kayanın arkasında hem spottan da çıktım. Spota girsem bile komple takım olarak saldırıya geçtiler. Fakat burada adamları böyle Turan taktiği gibi sağlı sollu kuşattık. Başkalarına daha yüksek tankları vurmaktan dolayı başkalarına da açı vermemek için burada pek dönüp de bana vurma zahmetinde bulunmadılar arkadaşlar. Ama bunu da her ne kadar 370, 380, 400 ortalama damage'i biraz diğerlerine göre düşük gözükse de arka arkaya yaptığımız vuruşlarla gerçekten adamları çok güzel erittik burada. Nasıl mermileri sektirdiğimizde görüyorsunuz. Aynı zamanda bakın burada da maçtaki ikinci kilimizi aldık. Burada süper konkür bir tane daha. Süper konkürü normalde delmek. Bakın burada BC ortadan geliyordu. Önce onu bir yavaşlattım. Ona sıktım. Sonra süper konkürü burada aldım. BC ilerliyordu. Onu bizim CS63 aldı tekrardan. Şimdilik burada kaldık. Süper konkürle baş başa. Gördüğünüz gibi 4700 damage'e ulaştık. Süper konkürle CS63 burada kapışırken
Super Conqueror onu doğal olarak aldı ve o da doğru açıyı verdiğinde mermileri bayağı bir sektirebiliyor ama ben daha yukarıda tepede olduğum için bakın burada bir ufak vurdu bana. Ben ona yine bir kritik hasar verdim. Kepi almasını biraz daha engelledik. Şimdi burada tekrar çıktım. Onu tepeden görmeye çalışıyorum. Bakın tepesinde bir alan var. Demin vuramadık oraya. Sektirdik. O da çok oynuyor. Bir ufak daha yapıştırdık. Şu an kaldı 250 canı. T110 E5. Tekrar kritik hasar verdik. Tekrar delemedik. Maçta teke tek kaldık arkadaşlar. Ama benim can puanım çok daha şu an yüksek olduğu için. Bakın gördüğünüz gibi tepeden tekrar gördük ve çok güzel klanla birlikte çok güzel bir galibiyet aldık arkadaşlar. Şimdi geçelim sıradaki maça geçiyoruz. T113'leri seri olarak veriyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar World of Tanks'ta klanla hücum modunda tekrar takım halinde ateş klanı olarak yeni bir maça giriyoruz. Bazen haritada tabi bunları tecrübe edincikte öğreniyorsunuz. Bizim benden daha tecrübeli oyuncular da bazı konularda yönlendirdiği, yardım ettiği için bunu da kendi bildiğimiz şeylerle böyle harman çorman yapıp birleştirip bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ufak ufak biz de açılıyoruz. Oyuna tekrardan geri döndük artık seneler sonra. Şimdi burada klan olarak tren yolunda bu hücum modunu arkadaşlar herkes rastgele modunda oynar gibi oynuyor bazen. Rastgele modunda oynar gibi oynanmaması gerekiyor bunda. Çünkü karşı takım, karşı klan kepi ele geçirirse maçı kep puanından kazanıyor ve işi bitiriyor. Burada önemli olan hem kepi savunurken hem de rakibi kuşatmaya çalışmak. Şimdi burada T110 E5'in zaten videonun başında komutan yeteneklerini, komutan yetenekleri geliştikçe hangi özellikleri taktığım falan anlatmıştım. Şimdi videonun keyfini hep beraber çıkartalım. Şurada düz bir çizgide haritada rushlamaya çalışıyoruz. Rakip takım da kepi ele geçirmeye çalıştı ama onlar rushlamakta geç kaldı. Bizim takım biraz daha burada rushlıyor. Bir yandan da karşının M48'i buradan bizi çevrelemeye çalıştı. Ben tekrar onu burada spotladım ve yandan gelirken yapıştırdım. Onun topu henüz dolmamıştı. Dolduktan sonra da dolana kadar açı verdiğim için gelen mermiyi güzelce sektirdik. Şimdi olay burada kopuyor zaten. Kepin etrafında herkes toplandı. Burada mouse var bir tane. Bu mouse normalde ben dikine gelse bana hayatta bir şey yapamam buna. Burada ama öteki mouse yandan kendini gösterdi. Ona bir tane yapıştırdık. Bizi can puanları daha çok yüksek olduğu için bizi çok iplemiyorlar. Burada bir daha yan gösterdi. Bir daha yandan yapıştırdık. Bakın burada tekrar düşman mouse'u ufaktan yan veriyor. Ortadan delemedim. Alt tarafına hafif çaprazdan sıktığım için delemedim arkadaşlar. Burada tekrar yandan gördüğüm için mouse'u, bu sefer buradaki mouse'u çalışmaya başladım. Ve T110 E5'in görüyorsunuz doldurma süresi 6.8 saniye olduğu için çok yüksek bir doldurma süresi var. Adama çatır çutur yapıştırıyorsun. Bak hiç beni iplemiyorlar, görüyor musun? Rakip beni hiç iplemiyor. Süper Conqueror'u almaya çalışıyorlar. Nasıl olsa ben onun için çanta kekliyim. Ama bilmiyor ki şu ana kadar 2800 damage vurmuşum. Şimdi bak burada mouse beni gördü ama bizim takım yardımına yetişti. Ben burada VZ55'i görüyorum. VZ55'e güzel bir damage daha vuruyoruz. Bu arada ben şu anda maçta hiç kilim yok. Maçta hiç kilim yok. Diğer bir tek M48 kaldı burada arkadaşlar. M48 burada ben bir tane yapıştırıyorum. Ve bir tane daha yapıştırıyoruz. Kilimizi alıyoruz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir diğer maç oldu. T110 E5'in performansını gösteren. Görüşürüz. Hadi bakalım.